Ah, ah. Polonya, Polonya. Güzel Polonya. Sevimli Polonya. Sakin Polonya. Taşı toprağı altın, havası mahzun Polonya. Bugün sizlere Polonya'dan bildireceğim. Efendim, bugünkü videomuz birazcık gezi, birazcık manzara, birazcık böyle adventure tadında olacak. Çünkü geçtiğimiz hafta Polonya'ya bir ziyarette bulundum. G2 Ağa'nın ofisini ziyaret ettim. Sağ olsun Murat'ın daveti üzerine Polonya'ya gitme şansı bulduk. G2 Ağa'yı gezdik, bir sürü insanı tanıştık, bir sürü yeri gördük, bir sürü arkadaşımızla kucaklaşma şansı yakaladık. Ama dilerseniz bir ofis turundan önce, yani G2 Ağa'da ne yaptığımızı, ne ettiğimizi göstermeden önce bir Polonya maceramızı, bir yol maceramızı paylaşayım sizlerle ya. Ha? Paylaşayım mı? Paylaşıyorum. Dikkatinizi çekeceği üzere burası Polonya değil. Onu fark etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Özellikle Şeker Evler ve Yeni Bosna taraflarında oturuyorsanız direkt tanımış olma şansınız muhtemel. Çünkü burası Şeker Evler. Efendim, öncelikle uçağımızın saat 5.50'de olduğunu söylemem gerek. 5.50'de İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan uçağa bineceğiz. Ve bindiğimiz uçak bizleri Almanya Frankfurt Havalimanı'na götürecek. Oradan da Frankfurt Havalimanı'ndan da gideceğimiz yere Rzeszów diye yazılan ama aslında Rzeszów diye okunan ya da Rzeszów. Tam olarak benim de telaffuz edemediğim ama kesinlikle isminin Rzeszów olmadığını emin olduğum yere gitmek için Polonya'nın ilgili havalimanında ineceğiz. Fakat önce saat sabah 5.50'deki uçağıma kaçta gittiğimi söylememe izin verin. Tam tamına saat 12'de evden çıktım. Bana dediler ki şimdi ülkenin bulunduğu o hal durumu sebebiyle pasaport kontrollerinin çok uzun sürdüğünü ve bu uzun sürme sebebiyle de 4 saat gibi bir bekleme süresinin olabileceği söylendi burada. Kime sorsam aynı şey söyledi. 3 saat önce gel, 4 saat önce gel, aman abi şey yapma etme, bak bir arkadaşın başına şöyle bir şey gelmiş falan filan diye beni gazladılar. Ben de Kadıköy'deki evimden Atatürk Havalimanı'na gitmek için saat gece 12.30 sularında evden çıktım. Metrobüse bindim ve 1.30 gibi falan havalimanındaydım. Metrobüsten indikten sonra Şekerevler'de bir taksiye bindim. Çünkü havalimanına metrobüste gitme şansım yok. Metrobüste belli bir yere gidip oradan metro ile aktarma yapma şansım var. Ama gece metroda aktif olmadığı için oradan bir taksiye bindim. Aşağı yukarı 10 liralık gibi bir ücret tutuyor taksinin. Bunu da oradan paylaşmış söylemiş olayım sizlere. O yüzden bir beklemek zorunda kaldım. Ve benim en sevmediğim şey hem içeride hem yani ne dışarıda ne içeride kalma durumudur yani. Hem pasaport kontrolüne geçemiyorum çünkü check-in kısmı henüz olup olmadığı konusunda bir fikrim yok. Hem de dışarı çıkamıyorum çünkü dışarı çıkarsam bu sefer içeri girmek için bir ton kontrole tekrar gireceğim. Yani tam bir arafta kaldım ve oradaki görevler dedi ki abiler siz biraz erken gelmişsiniz. Evet 4 saat önceden gelin diye çağrı yapıyoruz millete ama bu genelde gün içerisinde yaptığımız çağrılarda oluyor. Yani gün içerisinde. Saat öğlen 12'de uçağım varsa gel diyor sabah 8'de 9'da adam. Çünkü hakikaten kalabalık olabiliyor ama gece sabah karşı olan uçuşlarda böyle bir kalabalık olmuyor. O yüzden biraz erken gelmişsiniz. Buradaki adamlar da yani 2 saati anca açarlar buradaki bavul şeyini dediler. Ben de dedim ki ulan şansıma tüküreyim. Bir 5 dakika bekledikten sonra dedim ki ulan benim bavulum yok ki. Ya bazen jeton geç düşüyor. Bavulunuz olmadığı zaman gidip oradaki aletlerden, böyle makinelerden falan biletinizi alabiliyorsunuz direkt olarak. Ben de tekrar bir check-in yaptım. Pasaport kontrolünü geçtikten sonra Güzide Atatürk Havalimanı'nın duty free, kalok duty free diyebileceğim free shopping yani vergisiz, tefekkürsüz kısmına giriş yaptım. Orada pek çok biliyorsunuz Atatürk Havalimanı'nın o kısmına geçmişseniz pek çok market, pek çok mağaza, pek çok kafeterya bulunmakta. Fakat hepsi kazık kadar olduğu için fiyat anlamında söylüyorum bunu. Pek de o insanın oturası gelmiyor açıkçası. Orada buluşacağım iki arkadaş vardı çünkü onlarla beraber Polonya'ya gidecektik. Biri Merlin'in kazanından Ersin Kılıç, diğeri de sizin de tanıyacağınız şu an Hardware Plus çalışan Sarp Kürkçü. İkisiyle beraber Polonya'ya gidecektik. En erken ben gelmiştim. Sonra bir priz bakındım. Yani en başta laptopumu koyabileceğim bir priz ve ucuz bir kahve aradım. Bir kahve içeyim, severim kahveyi. Bir baktım köşede dipte Cafe Nero'nun prizleri var ve bomboş. Zaten her yer bomboş da. Oraya yumuldum, açtım internetten bir şeyler seyretmeye koyuldum. Sonra Ersin geldi, Sarp geldi ve beraber beklemeye başladık. 2 saatlik bir bekleyiş ardından uçağa binme şansımız oldu. Çok şükür ki bir aktarma veya bir sakıncalı durum yaşamadık. Çünkü indikten sonra 1-2 saat, 1,5 saat falan sonra yani biletlerde yazana göre indikten 1,5 saat sonra aktarmalı diğer uçağa binecektik. Ya da 2,5 saat sonra tam hatırlayamadım. Frankfurt'taki aktarmalı diğer uçağımıza binecektik. Frankfurt'a iniş yaptık. Frankfurt maşallah ben bilmiyordum bunu. Bildiğin global bir aktarma merkeziydi kendisi. Bayağı kalabalık, bayağı sıkı kontrolleri var ve bayağı insan Frankfurt'tan bir yere aktarmalı uçuyor. Özellikle Amerika'ya çok fazla giden insana denk geldim ben. Neyse Frankfurt'a indikten sonra biletimize baktık. B24 gibi bir şey yazıyordu biletin üzerinde yanlış hatırlamıyorsam gene. Ya da A bir şey yazıyordu. A19 mu A18 mi neydi bizim gideceğimiz kapı. Bir sıraya girdik. A'yı işaret ediyordu o sıra çünkü. Hani A'ya gidecekler buraya gelebilir diye. Girdik sırada beklerken bir şey fark ettim. Bu Avrupa'da iki gidişte de dönüşte de fark ettiğim şey oldu bu. İki tane sıra var. Yani ikisi de
tüm pasaportları kontrol ediyoruz, gelebilirsiniz diye sıraya üzerine yazmışlar. Yani ikisinde de bir sıkıntı yok. Girebiliyorsunuz sıraya yani. Fakat bir sırada çok fazla kuyruk varken diğer sırada kimse yok. Yani çok baktım, ulan niye böyle acaba, niye böyle acaba, niye böyle acaba diye cevap bulamadım ve az kişi olan sıraya doğru girdim. Ya bayağı 20 kişiyi falan geçtim ki onlar sırada değildi, başka diğer tarafın sırasındalardı. Ve oraya geçerken bir tane adam dedi ki, A kapısına gidecek olanlar burada durmasın, yukarı gelsin. E iyi dedik, yukarı gittik, bir yerlerden geçtik, bir metroya falan bindik gittik, bir terminalin içerisinde diğer tarafa geçtik. Orada bir baktık ki asıl A orasıymış. Bir sıra vardı, akıllara zarar, aşırı yoğun bir sıra vardı yani, öyle böyle bir sıra yoktu. Orada bir 5 dakika bekledikten sonra yanımızdan bir İsveçli, böyle lise öğrencilerinin olduğu bir grup geçti. Sarı sarı böyle İsveçli olduğunu oradan tahmin ediyorum, sarı sarılardı ve konuştukları dil hiç tanıdık gelmedi bana. Onlar böyle kalabalık olarak bir yere gittiler, lan bunlar nereye gidiyor dedik, sıra burada değil mi diye düşünürken onları şöyle hafiften takip ettim ve aslında A sırasında olmadığımızı, bizim B sırasında olduğumuzu fark ettik. Ve koştura koştura A sırasına girdik. Allah'tan A sırasında hiç sıra yoktu. Kolayca geçtik. Daha sonra sıkı kontrollerden geçtik. Bakın ülkemizde o hal var. Ben gene de Frankfurt'taki kontrollerin yanında hiç. Yani sıfır. Frankfurt'taki kontroller çok daha ağırdı. Yani bayağı kurcalıyor adamlar. Özellikle incin cincin çıkarttırıyorlar. Hatta sırf şişesinde bir içecek var diye sanırsam bayağı bir beklemek zorunda kaldı o tarafta yani. Böyle eften püften bir sürü şey oldu işte. Polisler geliyor bakıyor. Su var mı? Ha su mu varmış? Tamam. Sıkıntı yok falan diyor. Gidiyor böyle abidik kubidik bir sürü protokole kaldık yani. Oraya geçtik. Ve en sonunda Polonya uçağına binebildik. Gene aktarması olarak saat 12 sularında falan aşağı yukarı 11-12 civarında Krakow'a indik. Bizim gideceğimiz yer Rzeszow'du ama biz Krakow'a indik. Krakow'dan bizi sağ olsun G2A'dan Çafik isimli bir arkadaşımız geldi ve arabasıyla bizi aldı. 170-160 kilometrelik bir yoldu. Otoyol olduğu için rahat rahat basma şansına sahip oldu ve biz bir 1,5-2 saat mola da vererek yolda kısa bir zaman diliminde yani böyle 1,5 saatte falan aşağı yukarı geldik. Saat 3 gibi falan otelimize geldik diye hatırlıyorum yani. Otel odasından görüntü çekmedim. Normalde biliyorsunuz otel odasından görüntü çekmek bir bu işlerin bir şeyidir. Artık kuralı mı, miti mi, artık vazgeçilmez bir opsiyonu mu bilmiyorum. Çekmedim çünkü gelir gelmez tüm eşyalarımı fırlatıp duşa girdiğim için etrafta bir sürü pis çamaşırım ve iç çamaşırım vardı. Onları da artık videoya almayayım be. Ha? Ama şöyle aynadan görebilirsiniz işte. Otelimiz bayağı bildiğiniz o Rzeszow'daki 200 bin nüfuslu bir şehir dediler bu arada Rzeszow için. Wiki'den bakıp kontrol etme şansım olabilir gerçi. Nüfus böyle çok aman aman bir şey değil yani. Bizde 200 bine şehir bile demiyorlar biliyorsunuz. O yüzden oradaki ekiple buluştuk. İşte oradaki PR'dan insanlarla buluştuk. MENA Orta Doğu bölgesine bakan menajerle buluştuk. Murat'la buluştuk, bizi buraya sağ olsun davet eden, oraya gelmemizi sağlayan insanla buluştuk yani. Ve en sonunda o buluşmaların ardında Rzeszow Meydanı'na inme şansımız oldu. Rzeszow Meydanı insanların takıldığı, kahve, böyle bildiğiniz çay bahçesi gibi bir sürü dışarıda masaların olduğu ve o masaların hepsinin mekanlara bağlı olduğu bir meydan. Çok ufak bir meydan aslında, hani buradaki meydanları kıyaslarsınız ama sevimli, kendine ait bir yapısı var. Ve normalde çok kalabalık bir şehirmiş. Orada 3-4 tane üniversite olduğunu ve o üniversite zamanlarının içeride öğrenci dolup taştığını, çok fazla öğrencinin olduğunu ve o yüzden kafelerde rahat rahat oturulamadığını, yer bulunamadığını söylediler bana. Ama bizim gittiğimiz vakit üniversiteler kapalı olduğu için öyle hiçbir insan kalabalığıyla karşılaşmadık biz. Rahatlı, sakin bir şehirdi. Yani dediğim gibi hep çay bahçesine benziyordu. Sadece alkol satan çay bahçeleri bunlar. Malum Avrupa şehri. Orada sağ olsun ekip bize güzel bir yemekle bizi ağırladı. Tanıştırdı bizi. Ekipteki diğer üyelerle beraber. Oturduk, sohbetimizi, muhabbetimizi yaptık, ettik. Ve ertesi gün için hazırlanmaya başladık. Ertesi gün orada gittiğimiz gün çarşambaydı. Çarşamba öğleden sonra vardık biz oraya. Perşembe günü full G2A ofisini gezecektik sabahtan akşama kadar. Cuma günü de akşamüstü işte... Uçağımız 6 gibiydi ve 2-3 gibi çıkmamız gerekecekti bulunduğumuz yerden. Cuma'da sabah kahvaltımızı yapıp işte ufak bir tur atıp, alışveriş tur atıp sonra bizi yolcu edeceklerdi havalimanına doğru. O yüzden perşembe asıl günümüzdü. Çarşamba dinlendik ve perşembe günü için hazır olmaya karar verdik. Perşembe günkü programda ise hedefimiz ilk olarak sabahtan G2 binasıydı. G2 binasının ardından da ofis içinde böyle güzel doya doya bir gezi yapmak ve G2A'nın ürünlerini tanımaktı. Merhaba sevgili oyun gezerler. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Anı şu arkamda görmüş olduğunuz binanın içine gireceğiz. Binada ne var ne yok gezeceğiz. Çünkü bu bina GTA binası. GTA binası. Çünkü bu bina GTA binası. Şu an kameraya ne kadar uzakta olduğumu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Sol tarafında bir adam çimleri biçiyor. Neden? Çünkü yeşillik önemli ve yeşillikleri düzeltmek, otları biçmek gerekiyor zaman zaman. Ne var ne yok? İsterseniz gelin beraber şöyle yürüye yürüye bakalım. Heh. Ofisin içine ilk girdiğimde ilk fark ettiğim şey yukarı doğru çıkan merdivenlerdi. O merdivenler bana lise
dönemimi hatırlattı. Çünkü bizim okuduğumuz okulda da merdivenler öyleydi. Görebiliyordunuz üst tarafları yani. Böyle bir merdivenlerin yapısı bildiğim bana okulumu anımsattı. Ya. Böyle bir duygulandım yani orada. Ama çok takılmadım o duygularıma. Çok nostalji seven bir insan değilim çünkü. O duygulardan sıyrıldım direkt. Ardından bizi fotoğraf çekimi için bir alana topladılar. Orada bir fotoğraf çektirip sevimli şaklabanlıklar yaptık. Çünkü onlar biliyorsunuz onların PR'ı bu tarz şeyleri önemsiyorlar. Böyle basının gelip orada fotoğraf çektirmesi onların PR açısından önemli bir şey. Bunlar normal karşılıklı benefits durumlarımız yani. Ardından ufak ufak gezimiz başladı. Grace'in sohbeti eşliğinde o bize tanıttı. Mekanların neyin ne olduğunu, hangi departmanın ne iş yaptığını o bize gösterdi. Enteresan bir tablo vardı. O tablo ilgimi çekti. Bu arada hemen şunu da dipnot olarak paylaşayım. 5 katlı bir bina. Her katta ne var? Şu an aklımda ezberimde değil ama videoda gördükçe size anlatacağım ben de. 1 ve 2. kat bana biraz dar geldi. İlk kat ve 2. kat. Şey açısından dar geldi. Nasıl diyeyim böyle bir koridorlar biraz basit geldi bana ama içerisi sevimli dekor edilmiş. Duvarlarda şey vardı GK'nın kuruluşundan bu yana ekibin ne olduğu, ofislerin ne olduğu hani böyle bir klasik anlatır ya 2007'de şöyleydik, 2009'da böyle olduk diye fotoğraflar vardır ya her şirket çok sever bunu yapmayı. GK'da böyle bayağı ya ilk zamanda 2 kişiyken böyle 5-6 yıl içerisinde 640 kişiye kadar çıkmış ve her hafta 10 yeni insanı işe alan bir oluşum haline gelmiş. Çok hızlı büyüme göstermiş yani. Aşırı hızlı büyüme göstermiş. Fotoğraflardan da nereden nereye gelindiğini anlayabiliyorsunuz yani durumda. Biraz evvelten sonra sağ tarafımızda Witcher figürü vardı. Witcher figürü inanılmaz bir figür. Yani bayağı büst figür demek ona saçma olur yani. Bildiğiniz birebir boyutlarının ötesinde bir replika. Çok detaylı çalıştırılmış. Çok da güzel, hoş. Biliyorsunuz Witcher 3'ün yapımcısı ya da Witcher serisinin yapımcısı CD Projekt Red'in de ofisi Polonya'da. O da Varşova'da diye biliyorum ben. Öyle söylemişlerdi bana ofisi için. Yani başkentte. O yüzden öyle oraya gelmişken bir de CD Projekt Red'e mi baksak ağabey deme şansımız olmadı tabii ki. Fakat çok güzel bir üst, onu söyleyebilirim. Kantinleri çok güzeldi. Yani kantin gerçi nesi güzel ki işte bildiğiniz yemekhane gibi. Fotoğraflarla süslemeleri hoşuma gitmiş yemekhaneleri. Yani kahve makinesi, bilmem ne makinesi, cart makinesi, curt makinesi, portakal suyu makinesi, ekmek makinesi, bilmem ne makinesi. Her türlü makine, her türlü şey vardı. İçeride ilginç bir sistem var. Bir de ekosistem yapmışlar. İçerideki ürünler satılık. Yani oraya getiriliyor ürünler ve oradan siz de para karşılığı satın alıyorsunuz. Benim gözüme öyle çarptı en azından yani. Abi benim param yok, yarın vereyim deyip alabilirsen de alabilirsin herhalde diye tahmin ediyorum. Kimse sonuçta para vermemişsin, defol git buradan diyecek hali yoktu. Tabii ben orada bir basın ve davetli olduğum için istediğim şeyi alma şansına sahiptim. Ama açgözlü davranmadım. Sonra arkamızdan Türk basını da ne yiyor arkadaş diye konuşuyorlar çünkü. Duyuyorum. Ofise gittikten sonra bu arada Ahmet'le de yani namı diğer Cahreyn'le de karşılaştık. Twitch'te oldukça popüler bir yayıncı kendisi, biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Onunla da karşılaştık. O da sağ olsun bize bayağı bir anlattı. Neyin ne olduğundan bahsetti. Hani nasıl yardımcı olabileceğini, nasıl bir işler, nasıl işler yaptıkları üzerine güzel bir özet verdi. Onunla da bir sohbet ettik. Hem Murat Ali Beyoğlu'yla hem de Cahreyn'le bir sohbet ettik. Onu da ayrı bir video olarak buraya paslayacağımı düşünüyorum. Baştan sonra tüm G2A ofis gezimiz boyunca bize vurgulamak istedikleri şey şu oldu. G2A doğrudan oyun satan bir yer değildir. Yani G2A özellikle bunun üzerine vurgu yaptı. Çünkü insanların öyle bir algısı var. G2A'nın direkt olarak oyun sattığını düşünüyorlar. Fakat G2A oyun satanlar için bir marketplace, yani bir platform, bir pazar yeri olarak kendini konumlandırmış durumda. Dijital olarak, digital marketplace zaten bu. Dijital olarak satılabilir olduğunu düşündüğünüz herhangi bir şey için kendilerinin marketplace'ini kullanabilirsiniz. Yani bu bir antivirüs programı olabilir, işte bir programın yazılımı olabilir, başka bir şey olabilir, bilmem ne kod olabilir. Yani tabii ağırlıklı olarak GK'yı oluşturan içeriklerin %90'ı ve hatta daha fazlası oyunlardan oluşuyor. Çünkü en çok oyun dijital olarak takas ediliyor, satılıyor. Ama kendileri bir satış yapmıyor. Satış yapanları ve satın almak isteyenleri bir araya toplayan bir oluşum. Bunun üzerine çok vurgu yaptılar. O yüzden bunu söylemeden geçmeyeyim. Demek ki bu konuda bir yanlış anlaşılma veya bilgi eksikliğim var. Bizim toplumumuzda da. Tahmin edebileceğiniz gibi G2A çok fazla ülkeye hizmet veren bir firma. Ve bir koridora girdiğiniz zaman bir sürü bayrakla karşılaşıyorsunuz. Bu bayrakların hepsi de o ülkelere bakın insanların bulunduğu yerleri temsil ediyor. Yani işte Rusya bölgesi, atıyorum Uzak Doğu bölgesi, artık ne bölgesi varsa. Orta Doğu bölgesi veya herhangi bir bölge. Her bölgede odalardan oluşuyor ve odalarda o bölgeden sorumlu insanlar var işte. Ne yapılacak, ne edilecek, nasıl bir planlama, nasıl bir strateji yapılacak onunla ilgili muhabbetler dönüyor. Tabii ki de bizim ülkemizin de bulunduğu bir oda var yani. İçeri girdikten sonra işte Murat ve Ahmet'le karşılaştık tekrardan doğal olarak çünkü onlar hep yanımızdaydı yani. Dedim bu Türk bayrağı içeri asılmış. Normalde hiçbir odanın içerisinde bayrak asılmamıştı. Bir Türk bayrağı asmışlar falan filan. Geyik yaptılar içeride. Bugün Türk İş Medya günü olduğu için yani Türk medyasına özel bir gün olduğu için izin verdik aslında diye falan filan. Öyle tatlı bir sohbet de var içeride. Masalarına baktık, çalıştıkları masalara baktık. Ne var ne yok bu çalıştıkları masalarda, nasıl pis şeyler saklamışlar, nasıl pislikleri dönmüş onlara bir baktık o yakından. Bir de çok ilginç bir şey, bunu da söyle, şimdi Ahmet'in masasında görünce aklıma geldi. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Bizim geldiğimiz gün Krakow'a, Krakow Havalimanı'na indik biz.
Papa da geliyormuş bizle beraber. Yani aynı gün Papa da o şehri ziyaret edecekmiş. Yani dedim oha yani bu kadar olur. Hani bu kadar denk gelinebilir yani. Zaten ülkeden çıkışta bir sıkıntılar yaşıyorsunuz falan filan. Bir de girişte sıkıntı yaşayacağız. İyice olacak ki zaten Polonya'ya girerken bayağı sıkıntı yaşadım. Orada güvenlik memuru falan bayağı sorguya da çekti bu arada beni. Hayırdır niye geldin? Arkadaşımı görmeye geldim. Neden geldin? İşte şöyle özledim. Ne yaptın? Şirket gezeceğiz. Niye şirket gezeceksiniz? Bilmiyorum çağırdı falan diye bayağı bir diyaloğa giriştik kendisiyle. Ama en sonunda içeri aldı. Ne yapacak? Geri mi gönderecek oradan? Her şeyim tam. Vizemi almışım. Vermeseydin o zaman vize kardeşim. Vermeseydin. Evet, şu anda GTA'yı gezmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederim Murat Halil Bey'in kamerayı tuttuğu için. Yoksa zor oluyor yani böyle gezmek. Şu anda G2A geziyoruz diye. Burası işin ilginç tarafı. Aşağı taraflar biraz daha dar. Bölüm bölümken burası açık bir ofis. Gördüğünüz gibi insanlar rahat rahat çalışabiliyor burada diye tahmin ediyorum herhalde. G2A ofisiyle ilgili ilginç bir şey söyleyeyim. Pencerelerin hepsi yukarıda. Bu bana çok ilginç geldi. Neden bilmiyorum ama pencereleri fabrika olduğu için mi? Normal orijinal fabrika mı? Ama şey siz komple kırıp döküp baştan mı yapıldı yoksa? İş dizaynı yapıldı yani. Buraları neydi efendim? Buraları böyle çayırlıktı. Sonra G2A geldi. CEO'muz oku çekti. Buraya yerleşiyoruz. Attı ok buraya düştü buraya yerleştik. Bunun kaç senedir G2A'da çalışıyorsun peki? 6 senedir G2A'da çalışıyorum. Ben 92 yılında muz kabuğunun içinde geldim. İşte GTA'daki böyle sululuklar, şakalar, komikliklerle bir günümüz geçiyor. Şöyle çok ilginç asma katları var. Orada hamak var mesela. Çok enteresan bir şey orası. İlginç. Toplantı odası hocam. Ya sen de tüm dinlenme yerlerine toplantı odası diyorsun. Yemeyiz gerçekten yani. Gerçekten yani biz orada toplantı yaptık. Ramazan videosunun toplantısını burada yaptık. Evet. Ramazan videosu hakkında konuşuyorduk. Ben şu hamaktaydım. Şimdi çıkıyoruz yoğun istek üzerine. Gerçekten de hamaklar var. Evet gördüğünüz gibi... Yastıklar, hamaklar ve bir alan var burada yani. Oturabilirim değil mi? Güvenlidir diye tahmin ediyorum herhalde. Abo. Bayağı da rahat. Yani şimdi bana kimse burada toplantı yapıyoruz demesin. Burada ne yaptın o işlerinden sonra bir muhabbet olmaz diye tahmin ediyorum yani. Türk oyun medyasında romantik anlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Burası da böyle bir alan. Şöyle bir aşağıya gösterebilir miyiz acaba? Tabii. Yani üst taraftan bir çekimimiz olsun diye. Anladığım kadarıyla burası ne departmanı abi bu arada? Burası marketing departmanı. Ama farklı departmanlar. Mesela yan tarafında VR var. Yan tarafında VR departmanı var. Biz burada Ramazan videosunu tartışıyorduk. Marketing vardı. Marketing var. Yan tarafta VR var ama şöyle marketingin çok farklı. Mesela şu soldaki masa, ileride domuzun arkasındaki soldaki masa sosyal medya. Bu hemen yandaki masa, karşımızdaki masa şey video edit. Onun yan tarafında grafik var. Karışık şöyle söyleyebiliriz diversity'yi anlatmak için. Ya orada mesela kalın gözlüklü bir abi var, bütün gün rakamlara bakıyor, anladın mı? O mesela Google'dan bütün gün SEO'ya bakıyor, analitik yapıyor. Karşında bir çocuk var, bütün gün resim çiziyor. Yani böyle nasıl bir çok mantık? Farklı farklı bir marketing. Birbirlerinin öbür tarafta da birisi var mesela, sosyal medya ile ilgileniyor. Hatta Rus sosyal medyası, şirkette kimsenin haberi yok ne yaptığında. Bu arada GK'nın geliştirmekte olduğu bir VR oyunu da var. GK Land diye. İçine girdiğiniz zaman pek çok oyunla karşılaşıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de Batman ve Superman'di. Batman ve Superman'in açılışına özel bir oyun geliştirmişler. Uzak Doğu'da, Tayvan'da ya da Tayland'da gibi bir açılışta bu oyunu denettirmişler hatta insanlara. Batı'da çok fazla adı geçmedi ama Uzak Doğu'da böyle bir hype olmuş yani kendisinin. Tabii sadece Batman ve Superman üzerinde değil, pek çok farklı oyun da var içerisinde. Onu da bir deneme ve gözlemleme şansımız oldu. Oculus Rift'le beraber oynadık, bir baktık duruma. Ama biliyorsunuz ben çok fazla böyle VR'ın içinde kalınca benim devreler atıyor. O yüzden böyle 5 dakikadan fazla gene duramadım maalesef. GTA'nın yapmış olduğu bir VR oyunun içerisindeyim şu anda. Siyah bir ekran var önümde. Allah! İçeride bir ses yok yalnız oyunla alakalı. Evet, sound is in the headphones. Bir dakika, bir saniye. Bir dakika, ne yapıyor? Bu gidiyor, kendi gidiyor. Kendi mi gidecek? Yönlendirmeyi sen yapıyorsun. Sağ ol yap. Şey, kafanla yapıyorum. Kafamla yapıyorum, okey. Gamepad'i verince şey oldu. Ya gamepad şey için, GTA Land'de kullanmak için. Evet, şu anda Batman vs Superman Batcave'in içerisindeyim. Bayağı hızlı bir oyun. Görsel olarak hiç fena değil. Bu gördüğünüz yerde aşağıdaki koridorlardan farklı olarak GK'nın açık ofisinin olduğu yer. Yani bayağı açık, özgürce gezebildiğiniz ve insanların burada çalıştığı bir nokta.
Ve bana aşağısı bu nokta aşağıdaki ofislerden daha rahat geldi. Ben genelde açık ofis ortamını daha çok seviyorum, onu fark ettim herhalde. Diğer türlü bana basık geliyor koridorlar. Gerçi bir masa bir laptoptan sonra benim için fark etmez, herhalde çalışırım ya. Gelelim tüm G2 ofisi boyunca en çok eğlendiğimiz, en çok eğleneceğimizi tahmin ettiğimiz yer. G2'nin Games Room'u ya da Gaming Room artık ne dersiniz bilmiyorum. Aşağı tarafta masa tenisi, efendime söyleyeyim bilardo, PlayStation, böyle kokteyl makinası gibi pek çok şeyin bulunduğu, dart oyununun bulunduğu bir eğlence alanı. Onun hemen yanında da bir salon var, çalışma salonu var, jim var. Yani bayağı spor salonu var. Onun arkasında da masöz var. Bayağı bildiğiniz mesaili masözleri var. Kendisi bayağı bildiğiniz masaj yapıyor. Oldukça da güçlü elleri var. Korkuttu beni. Omzumu falan kıracağım diye düşündüm bir an için ama kalktıktan sonra hakikaten insan rahatlıyormuş. Onu fark ettim yani. Bu oyun salonu en çok vakit geçirdiğimiz yerlerden bir tanesi oldu. İşte önce bir Ersin'le başarısız bir masa tenisi maçı yaptık. Top çok sekiyordu, anlamadım. Ardından şöyle bir etrafta gezindik. Rahatlama koltuklarına oturduk. Efendime söyleyeyim, PlayStation'un başına oturduk. Ve o sırada daha önce G2'den söz aldığım şeyi gerçekleştirmek için orada bekledik. G2'den söz aldığım şey şuydu. Dedim ki, hacı sizin dedim en iyi FIFA oynayan adamınız kim? Bana dedim onu bir gösterin de onunla bir maç yapalım hazır Polonya'ya gelmişken. Dediler ki Raul diye bir adam var. Adam Burak G2'yi Polonya'nın en iyi FIFA oynayan lan dediler. Ben de dedim ki ayda madem bu kadar iyi adam var gelsin de bir tokatlasın biz dedim yani. Hani bir boyumuzun ölçüsü alalım dedim. Ardından şöyle bir plan yaptık. 2 vs 2 yapacaktık. 2 tane Türk, ben ve Ersin Merlin'in kazanan Ersin'le G2'de yer alan Raul ve onun yanındaki bir arkadaşla beraber 2 ekip maç yapacaktık. Maçı yaptık. Onu da bir videoda size gösteririm ayrıca ya. O da artık buradan. Hype olsun yani bir sonraki videoya. O alanda dururken bu arada G2'nin ortaklarından bir tanesi orada aşağı indi. David'le tanışma şansı bulduk bize. David geldi, kendisinden bahsetti. Biraz muhabbet çevirdi, biraz geyik yaptı. Anlattı ufak tefek birkaç bir şey. Açıkçası benle yaşıt diyebiliyorum. Biraz daha yaşlı duruyor ama öyle bir muhabbete geçti. Bakmadım onlar yaşına. Neşeli, enerjik bir insan. Şirketinde CMO'su üstelik. Genç yaşta bu kadar işi başarıp bu kadar büyük bir şirket kurmaları onların da büyük bir başarısı olsa gerek. Olsa gerek değil, öyle. Başarısı. Net. Güzelce bir öğle yemeği yedikten sonra oturduk, biraz rahatladık ve G2'nin sunumları için hazırlandık. Öğleden sonrası full G2'nin sunumlarıyla alakalıydı. G2 nedir, ne yapar, G2'nin yeni projeleri nelerdir? Bayağı bir şey anlattılar bize. Bunlardan G2 Shield vardı, G2 Pay vardı, ödeme yöntemleri, koruma yöntemleri. Fakat benim en çok ilgimi çeken G2 3D Plus oldu. Çok ilginç bir muhabbeti var bunun. Aslında ilginç değil ama eğer gidebileceği yer... Direkt doğru başarılı bir gidebilirse çok ilginç bir hal alabilir gerçekten bu işler. Özellikle şu mantık, G2A 3D Plus dedikleri şey mantıkta şu. G2A'nın 3D yazıcıları var ve G2A diyor ki 3D yazıcı pahalı bir şey olduğu için insanlar 3D yazıcı almak konusunda sıkıntı çekebilir. O zaman biz neden şöyle bir şey yapmıyor diyorlar. Bize sipariş gelsin, ne istiyorlar, nasıl istiyorlar, hangi boylarda istiyorlar bu siparişleri versinler. Biz de onun 3D printinden çıktısını alıp İnsanlara kargoyla verelim. Yani bir nevi sen figürünün, kendi figürünün, figür diyorum ben bunlara oyuncu eşyalar olduğu için, figürünün siparişini veriyorsun ve o sipariş insanlara gidiyor. Bunun güzel tarafı şu, ben zaten figür alırım ne olacak ki diye düşünen varsa, bunun güzel tarafı şu ki seçenekleriniz sınırsız. Yani kendi RPG oyununuzda sevdiğiniz bir karakterin 3D printini alabilirsiniz veya atıyorum bir oyundaki sadece bir eşyan mesela bilmem ne kılıcı olsun istiyorum. 3D printer'ını alabilirsiniz. Sevdiğiniz bir karakteri herhangi bir pozda 3D print edebilirsiniz. Yani o sabit bir iki pozda değil ama evlek evlek hareket yaparken veya atın üzerinde veya herhangi bir şekilde 3D print etme şansınız var. İstediğiniz renklerde, istediğiniz şekillerde, karakter de değil sadece bir eşya, bir kılıç, bir balta, bir ok. Ne istiyorsanız 3D print edebilirsiniz ve bunun da boyutları her türlü değişebilir yani. Normal bir insan boyutunda bile bir çıktı alabileceklerini söylüyorlar. Burada tabii pek çok değişken, pek çok sıkıntı olabilecek durum var. Onlar da bunun farkında, çözmeye çalışıyorlar bunları yavaş yavaş. Bunlardan biri G2'nin fiziksel ürünü satmaması. Yani daha önce hiç fiziksel ürün satmamış bir oluşum ilk defa fiziksel ürün işine girecek. Bununla ilgili belki bir tecrübesizlikleri ufak da olsa olabilir, bilmiyorum. Onları görmemiz gerekecek. Veya onun dışında lisanslama problemleri. Tüm firmalarla konuşup anlaşmaya çalışıyorlar. Lisanslı ürünler olacak ve lisanslı ürünlerle ilgili sıkıntı yaşamayacaksınız diye. Ama henüz resmi bir anlaşma yapılıp yapılmadığı ilgili bir bilgi yok. Yani konuştukları belli. Konuşup bu anlaşmayı çözmeye çalışıyorlar. Hani o eğer çözülürse zaten öne açılır bu işin gittikçe. Bunun bir sonraki amacı da pek çok insanın 3D printer alarak birer satıcı haline dönüşmesi. Yani ben burada bir 3D printer alarak G2'nin 3D marketplace'ine girerek, yani G2'nin 3D pazar yerine girerek arkadaşlar siparişlerinizi bana yollayın, bana gönderin, ben yapıp size yollayayım.
deme şansına sahip olacağım bir noktada. 500 lira gibi bir rakam geçti ama tam emin değilim 3D printer için mi başka bir şey için mi dendi. Eğer 500 liraysa hiç fena değil. Biz de çünkü orada konuşurken yerel projeler üzerine fikir üretmeye başladık. Yerel figürler satabiliriz yani. Böyle bir Osmanlı Yeniçeri falan yapıp satsak bayağı gideri olur diye tahmin ediyorum. Hi, my name is Bartosz Kowarczyk. I am the CEO and co-founder of G2A.com. Nice to see you. Sunumların ardından akşamı bekledik. Çünkü akşam CEO ile bir 15 dakikalık bir görüşmemiz vardı. 4 tane kısa ve basit sorum vardı. Zaten o gün içerisinde pek çok soruma cevap aldığı için özellikle CEO'ya sormak istediğim bir kafamda net bir soru yoktu. Fakat biliyorsunuz ki işin altyazı hazırlama kısmı videoyu hazırlamaktan daha çok daha uzun sürebiliyor. O yüzden Ahmet'e dedim ki abi dedim ben dedim sorsam sen dedim adamın anlattıklarını Türkçe anlatsan olur mu dedim. Direkt böylece videoyu servis etme şansımız olacaktır dedim. Ve o şekilde videoyu yapma şansımız oldu. Yani bu sayede Ahmet'in aracıyla beraber çok rahat bir şekilde tercümanıyla beraber Türkçe olarak videonun çıktısını alabildik. Sağ olsun Seva çok canlı, çok içten bir insandı ve güler yüzlüydü. Beraber pozlar verdik, beraber garip grup hareketler yaptık. Sıcakkanlı Ahmet de özellikle söyledi. Hiç egosu olmayan, sıfır egolu bir insan dedi. Yani tüm çalışanlarının, tüm herkesin yanına gider el sıkışır, selam verir. Bayağı içten, rahatça odasına gidip çıkabileceğiniz, hiçbir sıkıntı yaratmayan, sıfır egolu bir insan dedi. Ben de takdir ettim. Gene genç bir insan olmasına rağmen. Güler yüzlü, sempatik insanın içini ısıtan bir gülümsemesi var kendisinin. Vallahi adam aşk mektubu yazdım ha. Ve tüm her şeyin ardından artık otelden ayrılma ve bizim için havalimanına dönüp evimize gitme zamanı gelmişti. Çok çabuk geçti, hızlı geçti, yorucuydu. Çok keyifli zaman geçirdik. Yemek yerken çok eğlendik. G2 abisi gerçekten çok iyi ayarladı. Beklediğinden çok daha iyi ayarladı. Yani bir an bile olsun bizi yalnız bırakmadı orada. Hani ben şey diye düşünmüştüm. Murat'ın ayarladığı bir organizasyon bu. Hani biz Murat'la takılırız. Türk olarak, Türkler olarak yani. Onlarla da ofiste görüşürüz diye düşünmüştüm ama PR'dan Grace devamlı yanımızdaydı. Efendim Adel vardı, MENA bölgesinin sorumlusu. O yanımızdaydı, Şefik yanımızdaydı. Jacqueline yanımızdaydı, PR'ın sorumlusu. Yani devamlı yanımızda bir insan vardı. Ve bizi hiç yalnız bırakmadılar. Hatta bir noktada dedim ki arkadaşım artık gidin de bir rahat kalalım ya. Lan bir gidin rahat kalalım dedim. Ama o kadar kibar insanlardı ki bunun suratına söyleyemedim. İşte şey ara ara düşünsem de keyif aldım onlara takılmaktan. Ne yalan söyleyeyim oldukça keyifliydi. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum bu güzel gezi için. G2A ile ilgili pek çok öğrenme şansım oldu. Bunları da size aktarmaya çalışacağım. Pek çok keyifli vakit geçirdim. Hatta G2A'yı onların ağzından duyacaksınız bundan sonraki videoda. Çünkü bundan bir sonraki videoda Cahreyn ve Murat Halil Beyoğlu ile birlikte yaptığımız sohbet sayesinde G2A'yı onların ağzından, direkt çalışanların ağzından dinleme şansına sahip olacaksınız. Bu arada Polonya'nın havası gerçekten çok acayip. Acayip acayip yani öyle bir acayiplik yani. Bir anda hava günlük güneşlik ve nemden yanıyorken 5 dakika içinde hava kapanıyor. Fırtına gibi bir yağmur yağıyor. Yağmur tüm hikmetiyle boşalıyor yola ve 5 dakika sonra tekrar günlük güneşlik olarak yolunuza devam ediyorsunuz. 3 gün oradaysak eğer 3 günde bu durumu yaşadık. Bayağı şaşırtıcı bir durum. Hatta karşı şeridimizde bir kaza oldu, çok enteresandır. Bayağı büyük bir kaza olmuş ama galiba can kaybı yok. Ben tam göremedim o kazayı. O kaza sebebiyle yol kapanmış ve abartmıyorum size böyle rahat 5 kilometrelik falan bir trafik var ve millet araçlarından inmiş yani. Hani uzun bir zamandır da bekliyorlar orada yani. Tekrar bize ailenin herkese teşekkür ederim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Bundan sonra G2 ile ilgili iki videodan daha olacak. Birincisi orada çalışan Türklerin yaşadıkları üzerine bir video. İkincisi de Polonya'nın en iyisiyle, G2'nin en iyisiyle yaptığımız FIFA mücadelesi. O zaman şimdilik o videolara kadar bizden bu kadar diyelim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.